kolijinin çalışma alanlarından bahsedeceğiz. Öteki adıyla uzmanlık alanları. Çok basit bir konudur. Ee, soru gelir mi? Evet gelir ama kaçıracağınızı çok zannetmiyorum. Bu uzmanlaşmanın temel sebebi esasında daha detaylı bulguların ortaya çıkmasını sağlamaktır. Bakalım şimdi bu alanlar neler? Birincisi eğitim psikolojisi ya da okul psikolojisi diye de geçebilir. Tamamen adından anlaşılır. Öğrencilerin öğrenme biçimleri, eğitim programlarının tasarlanması, hangi materyallerin kullanılması gerektiğini saptanması, eğitime başlama yaşının kaç olması, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetme, öğrencilerin okul ve çevreye uyumunu sağlama ya da verimlerini arttırma gibi sayılan bütün alanlarda eğitim psikolojisi çalışma gösterir. İkincisi Endüstri psikolojisi ya da örgüt psikolojisi genellikle Sorular bu konudan gelir. Bu konu üzerinde fazlaca durur ÖSYM. Fakat çok basittir. Şöyle ki personel alımları, işe yerleştirme, oryantasyon eğitimlerinin verilmesi, günde kaç saat çalışılması gerektiği, hatta molaların ne kadar olması gerektiği, çalışma ortamındaki ilişkiler, çalışanları motive etme, iş yerindeki tatmin ve üretim düzeyini yükseltmek gibi bütün konularda endüstri psikolojisi çalışır. Dolayısıyla sorularda işle ilgili, çalışma hayatıyla ilgili bir anahtar bulursanız endüstri psikolojisini direkt işaretleyebilirsiniz. Üçüncüsü sosyal psikoloji. Bu da yine adından gayet anlaşılır. Bireylerin birbirleriyle ilişkileri, toplumsal şartların birey üzerindeki etkileri, bireyin grup üzerindeki etkileri ya da grubun birey üzerindeki etkileri, sosyal uyum, söz dinleme, itaat, grup kuralları gibi sosyolojinin de çalışma alanına giren konularla sosyal psikoloji ilgilenir. Klinik psikolojisi şiddetli davranış bozuklukları, akıl hastalıkları gibi e, ya da suçlular gibi şiddetli davranış bozukluklarının tedavisiyle ve nedenleriyle ilgilenir. Bir diğeri danışmanlık psikolojisi. Danışmanlık psikolojisi bireylerin patolojik sınıra ulaşmayan yani daha hafif tüm diğer sorunlarıyla ilgilenir. Okulda sorun yaşayan öğrenciler gibi, evlilik uyumsuzlukları yaşayan insanlar, bireyin iş hayatındaki sıkıntıları, bireyin kendi yaşamının değişik yönleriyle ilgili kararlar vermesine yardımcı olacak bilgi ve yetenekleri bireyde geliştirmeyi amaçlar danışmanlık psikolojisi. Bir diğeri gelişim psikolojisi, insanların yaşamı boyunca fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden nasıl değiştikleri ve geliştiklerini inceler. Yani aslında yaşıyla davranışlar arasındaki ilişkiye bakar gelişim psikolojisi. İşte ergenlikte nasıl değişimler olur, yaşlılıkta nasıl olur, çocuklukta nasıl davranılır, bunlarla gelişim psikolojisi ilgilenir. Deneysel psikoloji Diğerlerinden daha farklıdır. Şöyle ki çeşitli psikolojik problemleri çözmek yerine diğerlerinde olduğu gibi davranışların temellerini bulmaya çalışır. Bu sebeple de deneyler yoluyla davranışları anlamaya çalışır. Daha çok da bilinç, algı, hafıza, öğrenme ve zihinsel süreçler üzerinde çalışır. Adalet psikolojisi ya da adli psikoloji yine tamamen adından çıkarabilirsiniz. Hukuka yardımcı olmak için çalışır tamamen. Sanığı, tanığı, suçlu psikolojisini, sanıkları sorgulama tekniklerini, tanıkların düşebilecekleri yanılgıları, suçlu çocukların topluma kazandırılmasını, infaz sistemlerinin verimliliğini, hapishanedeki koşulların bireyleri nasıl etkilediğini inceler. Psikometrik psikoloji ise bunu da metrik kısmından çıkarabilirsiniz. Burada aklınıza ölçüm gelsin. Davranışı ölçmek için gerekli ölçme araçları üzerinde çalışır. Testler ve anketler gibi yeni testler geliştirir ya da var olan testlerin daha kullanışlı hale getirilmesini sağlar. Dolayısıyla az önce saydığımız o diğer 8 tane alana test anlamında, ölçüm anlamında yardımcı olmaya çalışır. Müzik